dışarıdan geliyorum değil mi? Adem abi. Saçmalama buraya geldi. 1 Kasım gecesi İstanbul'da doğdum. Akrep burcuyum. Suadiye'de Bağdat Caddesi civarında çocukluğum geçti. İtalyan Lisesi'ni okudum. Yeditepe Hukuk Fakültesini bitirdim. Şimdi Hangimiz Sevmedik dizisinde oynuyorum. Çocukluğum en yakın arkadaşlarım annemle babamdı. Hiç ben arkadaş aramazdım yani. Hep annemle bir şeyleri yapardım. Babamla bir şeyleri yapardım. Bu uzun süre böyle devam etti. Şimdi de babamla yaşıyorum hala. Evde kedimiz var, kedilerimiz var. Lisedeyken ben İtalyan Lisesi'ydi ve konuşmayı çok seviyordum. Yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum ve hafızam çok iyiydi. Dolayısıyla o yüzden başarılı bitirdim ben liseyi. Sosyal bir şey tercih etmek istedim. Sosyal okunabilecek şeyler arasında en mantıklısı hukuk gelmişti. Babam da gümrükçüydü. Çok fazla hukukla işi oluyordu. Arkadaşları çok fazla savcı vardı, hakim vardı, avukat vardı. İlk ben lise 1'de ona sordum, sence ne okumalıyım baba diye. Avukat olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Okumayı da çok seviyorsun, iyi okuyorsun dedi. Hafızan da çok iyi dedi. Tarz olarak da ileride avukatlık yapmaktan keyif alacağını düşünüyorum dedi. O şekilde ben de ikna oldum ve hep hukuk endeksli bir şeylere baktım ve onu tercih ettim. Ben seni o kızı sevmediğinden gayet eminim yani. Resmen eziyet ediyorsun kendine. Yapma, gözünü seveyim ya. Doğru söylüyor. Hem bir de kendine değil, o kıza da eziyet ediyorsun. Yazık değil mi ya? Oyunculuk biraz kendiliğinden gelişti. Benim genellikle benim konumdaki oyuncular hep bir modellikten gelme durumları var ama ben hiç modellikle ilgim yok. Aslında biraz tesadüf diyebilirim. İnsanlar benim enerjimin, görüntümün, tarzımın buna çok uygun olduğunu, oyunculuk yapabileceğimi, neden denemediğimi sürekli soruyorlardı zaten. Menajerlerimle tanışmam vesilesiyle bir kız arkadaşım tanıştırmıştı. Öyle aklıma soktular beni. Ben onlardan ders almaya başladım. Sana özel ders vermek istiyoruz dediler. O şekilde ben de neden olmasın dedim. Her halükarda bir oyunculuk eğitimi zaten kişisel gelişim anlamında faydalı olacağını düşündüğümden o şekilde gelişti. Hocam şöyle olur, bir şikayetim var. Lütfen. Daha çok...